بسم الله. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, şu an özür dilerim. Neresiydi burası? Neymiş, neydik? Fumban'da Bamun Sarayı'ndayız. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, şu an Kamerun'da, Fumban'da hangi sarayın içerisindeydik? Bamun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, şu an Kamerun'dayız. Fumban'da, Bamun Sarayı'nın içerisindeyiz. Buranın hakkında inşallah kardeşlerimiz bizlere kısaca malumat vermiş olacaklar inşallah. بامليكي هذا كان القبيلة الفلانية أتوا هنا وكانوا قوي في الدعاء ولما دعوا فرع ملك أن هؤلاء قوم قوي في الدعاء فلذلك يورث الرغبة في قلبه أن يسلم أن يتبعهم فسأل للقوم ماذا فعل هؤلاء قبيلة حتى ننجى من هذا الحرب فقالوا لملك أنهم صلوا ودعوا الله فقال الملك إذا هؤلاء صلوا ودعوا الله فدليل على الاستجابة فقال بعد ذلك أن لو كان أمرك ذلك سوف أسلم فقال لهذه قبيلة من بانيو أن يحضروا هنا فلما جاء هؤلاء قبيلة هنا في الفمبان فجاء الناس اجتمع الناس حول الملك فبدأوا يصلون هذا كثير من كيف أسلم الملك هذه قبيلة الفمبان في أهمية الدعاء منذ من هناك إلى الآن الفمبان دولة الإسلامية أسلموا كلهم تقريبا أكثر من 130 سنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وملك جويا عنده الحروف كتب بنفسه وكتب القرآن بنفسه وأول الدعاء التي أسس هذه المدينة هي كتاب دلائل الخيرات يقرأ هنا دلائل الخيرات يقرأ هنا كل الجمعة. وعنده في كتابة الملك جويا صلاة الفاتح بكتابته هو الذي كتب وقد استحدث كثير من الأشياء من الآلات ومن كثير كان له مدرسة تامة وكل شيء باللغة الشمم هذا نعم هل يوجد علاقة دول عثمانية هنا؟ نعم دول العثمانية نعم يوجد كان لهم علاقة وبعض زيارات وتا هذا من نيجيريا هذا عثمان دامفوديو هو جاء هنا من هذه القبيلة شكرا evet buradan kısa ama özet bilgiler almış olduk neredeyse tarihi 1400'lü yıllara dayanan bir kadim sarayın içerisindeyiz. Tabii ki 1992 yılında zannediyorum vefat eden ve buranın İslamlaşmasına çok büyük emeği olan, katkısı olan ve İslamlaştıran zat ile birlikte buradaki, bu bölgedeki, bu mıntıkadaki İslami yaşantı ve hassasiyet bu ülke içerisindeki genel olarak yaşayışta, yani genel olarak olmadı. Neyse önemli değil. Selamun. Devam edelim. Keserler hocam. Ne diyeyim? Bir şey diyeyim mi? Not bitirici not. Bir şey diyeyim mi? Yok. Yani biz de bu İslamlaşma hareketinin işte tam ortasındayız falan filan. Evet. Buradaki o geniş, derin ve tarihi doku içerisindeki aldığımız kısa ama önemli malumatlardan sonra İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak buranın İslamlaşmasındaki gösterilen gayret, hamiyet ile birlikte biz de buradaki verilecek katkı, sunulacak hizmet katkısının en önemli merkezindeyiz.
ve inşallah Kamerun'da bu noktadan hizmete başlayıp inşallah buradan başta Kamerun olmak üzere Orta Afrika'dan Güney Afrika'ya uzanan yolda inşallah buraların tekrar İslam nuruyla nurlanması, İslam'ın meşruluğuna bulması için hep beraber gayret edeceğiz. Ne mutlu bu hizmet ve bu hizmet içerisinde bulunan yurt dışı ve yurt dışındaki kardeşlerimize, ne mutlu bu hizmete gönül veren siz değerli kardeşlerimize diyorum. Buradan tarihi doku içerisinde siz değerli kardeşlerimize selam ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.